LGS'ye çalışırken en önemli şey nedir hocam? Çok güzel bir soru sordun Tonguç'um. LGS'de en önemli şey deneme çözmektir. Çünkü 2022 LGS'ye girdiğimizde bize sözel ve sayısal bir deneme verecekler. Ve bu denemenin sonucu esasında bizim kazanacağımız liseyi belirleyecek. Yani biz Haziran ayı geldiğinde deneme çözerek sınav sonucumuzu belirleyeceğimiz için en fazla yapmamız gereken çalışma deneme çözmek. Bizler de 8. sınıf öğrencilerimiz için özel bir deneme hazırladık. Motivasyon denemeleri ve bu denemeler Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde senin LGS'de en yüksek netlere ulaşman için hazırlandı ve yeni nesil sorulara, örnek sorulara ve 2021, 2020, 2019 LGS sorularına bakılarak hazırlandı ki sınavda sana dejavu hissi yaşatsın. Yani aa ben bunun benzerini çözmüştüm demen için hazırlandım. Takıldığın sorular olursa kare kod okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinleyebilirsin. Burada esas dikkat etmen gereken şey şu. Bu soruları çözerken yaptığın yanlışları mutlaka deneme detaylı analiz sayfalarımızdan inceleyerek kontrol et. Yani diyelim ki 4. denemede sayısalda fen bilimlerinde 8. soru yanlış yaptıysan bu mevsimlerin oluşumuyla alakalıymış. O zaman bu konuyu tekrar etmen gerekiyor. Bunu da bilmen lazım Tonguç'um. Aynı zamanda denemelerimizin başında deneme öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat etmen gereken yöntemleri de verdik. Yani deneme öncesinde ortamını hazırlaman lazım, motivasyonu yüksek tutman lazım, deneme sırasında turlama taktiği uygulaman lazım ve kodlamaya dikkat etmen lazım. Optik formu kullanmalı mıyım hocam? Evet, tabii ki optik formları da kullanmalısın çünkü LGS'de bazı öğrenciler yanlış kodlamadan dolayı bazen kaydırabiliyorlar, hata yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu denemeleri çözerken mutlaka optik formları da kullanmalısın. Hatta soru değil de 2 sayfada bir kodlama yapmak çok daha faydalı oluyor. Hem dinlenmiş oluyorsun hem de kaydırmayı engelliyor. Bununla alakalı anlatımlarımızda burada kare kodlardan izleyebilirsin Tonguç'um. Söylediğimiz diğer bir önemli şey de turlama taktiği. Bunu zaten bütün deneme taktik videolarımızda söylüyoruz. Takıldığın soruları boş bırakarak dönüşte 2. turda bakarak yapmalısın. Çünkü sınavda her zaman söylediğimiz şey şu. Yani sanki bir ormanın içerisinde ilerliyorsun. Önüne çıkan bir ağaç senin motivasyonunu bozmamalı. Hemen onu geçip sağından solundan devam edip ormanın çıkışına ulaşman lazım. Yani denemeye başladığında, örnek veriyorum sayısala başladığında öncelikle fenden başlamalısın. Fende yapabildiğin kadar soruyu yapıp takıldığın soruları yuvarlak içine alıp dönüşte bakmak üzere. Sonra matematiğe geçip matematikte yapabildiğin kadar net yapıp ardından yine takıldığın soruları böyle küçük yuvarlaklara alarak, tabii ki büyük yuvarlağı alırsan bu sefer dönüşte moralini bozabilir. Bu ne ya zor bir soruydu diyebilirsin. Bu şekilde bu soruları çözmeye çalışıyorsun. Her bir denemeyi çözerken mutlaka sanki gerçek sınavda çözüyormuş gibi. Sanki gerçek sınavda mesela yanında cep telefonu olacak mı Tonguç'um? Hayır hocam. Olmayacak. Dolayısıyla yanında cep telefonu olmayacağı için denemeleri çözerken de yanında cep telefonu, müzik sesi, işte ne bileyim meyve tabağı, gürültü patırtı olmadan çözmeye çalış. Sabah erken saatlerde çözmeye çalış. Çünkü denemeleri biliyorsun LGS'ye, bak burada yazmışız 2021 LGS mesela. Saat 9.30'daymış. 50 soruya 75 dakika vermişler. Diğer deneme 11.30'daymış. 40 soruya 80 dakika vermişler. Sen de buna benzer, buna yakın saatlerde, buna yakın sürelerde çözmeye çalış. Her bir denemeyi çözdükçe hem bilgi seviyen artacak ve yaptığın yanlışlar sonrasında sakın üzülme. Neden üzülmeyeyim hocam? Neden üzülme biliyor musun? Çünkü bu yanlışı yaptın ya, gerçek LGS'de bu yanlış yapmayacaksın bir daha. Bunu dikkatli bir şekilde incelersen, ben bu soruyu yanlış yapmıştım. İşte deney tüpünün ağzına balon geçirilip tartılmış diye bir soru vardı. Buna benzer bir soru LGS'de yine geldi. Bu sefer yanlış yapmayacağım der. Sorudaki dikkatini artırırsın. Hani insan böyle küçük bir kaza yaptığı zaman artık oraya dikkat eder. Bir daha yapmaz. Hani dikkatli bir şekilde ilerler. Sen de aynı şekilde burada yaptığın her bir yanlış esasla senin LGS'de yapabileceğin yanlışları durdurmuş oluyor Tonguç evladım benim. Motivasyon denemelerimizi açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da sana en yakın Tonguç yapısından ulaşabilirsin. Şimdiden LGS'de başarılar diliyorum sana. Hayallerindeki lise artık sana çok daha yakın.